videomu sizle birlikteyim. İlk video için aslında çok şey planlamıştım ama hiçbirini gerçekleştirmedim. Gerçekten zor bir iş. Bunu kabul etmek gerek. Umarım zamanla alışabilirim. Bu ilk videomda size en güzelin aslında bir alışveriş videosu olacağına karar verdim. Son zamanlarda yaptığım alışverişleri göstereceğim şimdi size. Eğer merak ediyorsanız lütfen videonun devamını izleyin. Son zamanlarda yaptığım alışverişleri şöyle göstereyim. Watson's var, Gratis'e gittim. Zara'nın son indirimden yararlandım. Bir de Lacenza'ya uğradım. Aynı zamanda bir de Rosemont alışverişim var. Son olarak da geçen hafta Watson's tarafından bloggerlara gönderilen bir paket var. Onun içeriğini göstereceğim size. Şimdi ilk olarak kıyafet alışverişlerinden bahsedeyim. Biliyorsunuz Zara artık son indirimlerini yapıyor. Ben de Metro'su mağazasından şu ayakkabıları aldım. Çok uygun bir fiyata aldım. Gerçekten duyunca inanamayacaksınız. 29 liraya aldım bu ayakkabıları. 100 liradan 29 liraya düşmüştü. Biraz rahatsızlar. Evet. Çok uzun topukları var ama rengine bayıldım ben. Çok hoş bir rengi var. İşte de güzel olur diye düşündüm. Alıverdim bunları. Umarım da işte rahatlıkla giyeceğim diye düşünüyorum. Bunlar böyle. Bir ikincisi aslında Lacenza alışverişim bir iç çamaşır alışverişi. O yüzden size göstermem uygun olmayacak sanırım ama şunu söylemek istiyorum sadece. Watson's Lacenza'da 9 stüdyen aldığınızda 10. stüdyen bedava oluyor. Ben de bu stüdyeni 10. stüdyen olarak bedava para ödemeden aldım. 3 yıldır falan sanırım o stüdyen kartını biriktiriyordum. Aklınızda olsun. Eğer ki Lacenza'dan stüdyen alırsanız stüdyen kartınızı mutlaka istemeyi unutmayın. Alışverişine geçecek olursak, geçen hafta içerisinde Gratis'e uğradım. Birkaç parça şey aldım. Onları göstereceğim şimdi size. İlk olarak bu Eka Tools'un Airbrush Concealer'ını aldım. Ben gerçekten bu fırçayı çok seviyorum. En rahat kullanımı olan concealer fırçası bu. Bir tane daha önce iki tane daha kullandım ama temizlerken çok tuhaf bir şekilde ikisi de böyle yerinden çıkıverdi. Bu üçüncü fırçam. Umarım bunda öyle bir sorun yaşamam. Çünkü bu fırçayı gerçekten seviyorum ve kullanımı çok rahat. Tavsiye ediyorum. Bir diğer ürün Gratis'ten aldığım bu Silent Treatment. Far paleti 3 renkten oluşuyor. Gerçekten güzel renkler, rahatlıkla kullanabileceğimi düşünüyorum. Sanırım birçoğunuz biliyor zaten bu paleti. Ben de aldım. Kaç lira aldım hatırlamıyorum ama 13-14 lira civarında bir şeydi sanırım. Bir diğeri, bu China Glaze'in ikili setlerini hazırlamıştı Gratis. Tam kasanın yanında duruyordu. Ben de bu iki rengi görünce dayanamadım. Hemen attım sepete. İkisini zannediyorum 17-18 liraya falan aldım. Mavisi çok güzel bir mavi. Pembesi de çok hoş. Severek kullanacağımı düşünüyorum. Ops. Pardon. Bir şey oldu mu olmadı? Bu da böyle. Bir diğeri de Orchid Infinity aldım. İndirimdeydi. 25 liraya alışverişe geçenlere sanırım 5 liraydı. Ben de aldım. Gerçekten çok memnunum bundan. Şimdi tabii ayrıntılarını anlatmam çok hoş olmayacak ama deneyin bir anlayacaksınız bunun farkını. Watson's alışverişime gelelim. Watson's'ın pamuklarından aldım. Bunları zaten neredeyse haftada bir falan bitiriyorum. Yine bir tane aldım. Bir diğeri bir törpü aldım. Bu törpten biraz eski kafalıyım galiba. Hala metal törpü kullanıyorum. Başkasıyla hiç rahat edemiyorum. O yüzden de yine metal bir törpü aldım. Yani bir özelliği olmayan Solingen marka bir törpü bu. Her zaman kullanmaktan vazgeçmeyeceğim. Sanırım Parmax aseton. En güzel, en sevdiğim rengi de bu hanımeli rengi. Bundan bir tane aldım.
Geçen hafta içerisinde Instagram'a yazmıştım tırnaklarım çok zayıf hangi ürünü kullanayım diye. Birçok insan Virgin Melanda'nın 14 gün kurtarıcı serisini kullanmamı önerdi. Ben daha başlamadım. Bakalım başladıktan sonra etkilerini görebilecek miyim? Ne kadar zamanda göreceğim? Zaten blogda da eğer gerçekten görürsem yazmış olacağım. Hep birlikte oradan okuruz zaten. Rozman alışverişine gelecek olursak. Rozman alışverişi tamamen çocuklar için. Bilmeyenler için söylüyorum. 2 tane 5 yaşında oğlum var, ikizler. Onlar için banyo malzemeleri aldım. Bu markayı çok seviyorum. Gerçekten Lily Puts diye bir marka. Çok eğlenceli ürünleri var. Bu ürünlerden bir tanesi mesela bu mavi banyo suyu boyası. Küveti azıcık doldurduğunuz zaman böyle içine koyuyorsunuz, masmavi su oluyor ve bununla gerçekten çok eğleniyorlar. Çocukları olanlara tavsiye ediyorum. Çok eğlenceli bir ürün. Bunlar da aynı şekilde yine banyo granürleri. Normal suya atıyorsunuz, köpürüyor falan. Çok hoş kokuları var. Çocukların çok hoşuna gidiyor. Ben çok seviyorum bunları. Bu ikisi, bu yine aynı markanın duş, elma kokulu duş köpüğü. Çok güzel bir ürün. Ben bile kullanıyorum aslında bundan ve fiyatları çok uygun. Bunların fiyatları 3-4 liraya geçmiyor açıkçası. Bir tane de yine boyama sabunu yeşil olandan. Bu sabunun rengi de yeşil. Yemyeşil oluyor yıkarken çocuğunuzu. Eğleniyorlar. Ben size seviyorum. Onları eğlendikçe ben de mutlu oluyorum. Tavsiye ederim. Bir deneyin anneler. Çok memnun kalacağınızı düşünüyorum açıkçası. Rozman alışverişinde böyleydi. Şimdi gelelim. Watsons tarafından biz bloggerlara gönderilen böyle bir paket vardı. İçerisini açtığımızda çok güzel bir notla karşılandık. Çok sevdiğimiz bir marka olan, yani benim ojelerine bayıldığım bir marka olan New York Colors'ın yeni yaz renklerini göndermişler bize. Çok teşekkür ediyoruz buradan Watsons'a. Paketin içinden iki tane oje çıktı böyle. Biri pembe ton alt tonlu, biri şeftali alt tonlu. İki tane oje. En kısa zamanda deneyeceğim. Gerçekten New York Colors'ın ojelerini çok seviyorum. Çok güzeller. Bunlardan da memnun kalacağımı düşünüyorum. Yapıları... Ya fırçaları bir hayli koyu, opak, şöyle bir parmağımda denedim, gayet iyi sonuç verdi, güzel. Seveceğimi düşünüyorum. Bir tane şöyle bir beyaz diyebileceğimiz, metalik bir beyaz diyebileceğimiz bir far. Oldukça pigmentli, oldukça pigmentli. Bembeyaz ve metalik görünümü olan bir far. Bunu açıkçası aydınlatmada çok rahatlıkla kullanabileceğimi düşünüyorum. Göz içlerine, göz altlarına falan. Gölgeli makyajlarda da çok iyi olacağını düşünüyorum. Böyle bir fara da aslında ihtiyacım vardı. Bir tane vardı bende. Başka bir markanın bitmek üzereydi. Bu iyi oldu. Bunu kullanacağım severek. Bu da böyle. Bir diğeri şöyle bir maskara. İlk kez açacağım bunu. Plastik bir fırçası yok, kıllı bir fırçası var. Ben zaten plastik fırçalık maskaraları biraz zor kullanıyorum. Bu şekildeki maskaraları daha güzel kullanıyorum. Bilmiyorum, yapı olarak biraz yoğun geldi bana. Aksine hani sıvı olurlar ya ilk açtığınızda, bu biraz yoğun gibi geldi. Hiç denemedim. Denedikten sonra yorumlarım blogda olacak zaten. Bir tanesi de böyle bir lip gloss. Lip glosslarla pek aram yok açıkçası. Pek renk veren bir şey değil ama dudakları güzel nemlendirebilir. Bu da böyleydi. Alışverişlerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğendi butonuna tıklamayı unutmayın. Beğendi mi? Beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve kanalıma lütfen abone olun. Bir sonraki videoyu kaçırmamak için.
Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.